Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve diğer devlet erkanı yer aldı. Koronavirüs nedeniyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın Ay Yıldızı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki mesajında, Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir, dedi. Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde, zat halinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklar savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.